Arkadaşlar merhaba, ben İsviçre'den Murat. Hepinize selam. Hayırlı günler diliyorum. Çalışan arkadaşlara hayırlı işler diliyorum. Bugün günlerden cumartesi, ayın 14'ü, Mart ayındayız. Hava güzel değil maalesef. Şu kamerayı şöyle bir çevireyim, size şu manzarayı göstereyim. Dedim belki burada hava güzel, daha güzeldir diye buraya geldim. Hava çok bulutlu. Bulutlardan dağının yüksekliği gözükmüyor. Bu dağının ismi Sentis. Sentis dağısı. Yüksekliği 2200 metre. Bu solda bir bina var. Gri bina. Oradan belki görürsünüz teleferik çıkıyor yukarı. Arkadaşlar buradan yukarı teleferikle çıkıp inmek 80 frank. Adam başı 80 frank. Evet. İki kişi 160 frank. Yukarıda da bir yemek yerseniz 100 frank da en az ona verirsiniz. 260 frank. Buraya gelmek için araba benzinini saymıyorum. Yani o masrafı saymıyorum. 260 frank. Çoluk çocuk olmazsa. İki kişi. Bu kadar basit. Yani İsviçre bu kadar pahalı bir yer. Arkadaşlar burada cumartesi günleri çok insan oluyor aslında. Ama ne bileyim bu koronavirüs gribinden nedeni herhalde millet artık korkudan dışarı mı çıkmıyor, ne yapıyor? Veyahut da hepsi alışverişte. Makarna pilav peşinde koşturuyorlar. Bu sabah Migros'a alışverişe gittim. Bazı alınacak şeyler vardı. Arkadaşlar raflarda makarna pilav bulamadım. Hepsini almışlar. Gerçekten zannettim ki herhalde haftaya İsviçre'de savaş çıkacak. İsviçre 2 sene savaşa girecek. Bütün dükkanlarda mal kalmayacak yani. O kadar millet panik olmuş. Bütün rafları boşaltmışlar. Ben anlayış gösteremiyorum böyle panik yapmaya. Çünkü gerek yok. Çünkü tamam okullar, tiyatrolar, sinemalar, büyük lokantalar, yüzden fazla insan alan lokantalar kapatıldı da ama dükkan, gıda madde üzerine eczaneler falan bunlar açık. Yani panik yapma gerek yok. Otobüs de geçti. Panik yapma gerek yok. Yani insanlar ne bileyim tuvalet kağıdı bile kalmamış kardeşim ya. Tuvalet kağıdı bile kalmamış. Millet ne bileyim o kadar çok gıda madde almışlar ki evlerine. Yani sonunda ne olacak? Yiyemeyecekler, bozulacak bu maddeler. Ondan sonra hepsi çöpe atılacak. Arkadaşlar hem muhabbet ediyoruz, hem size manzaranın güzelliğini göstermek istiyorum ama inanın ki hava daha güzel oldu mu, daha az bulutlu oldu mu, şu ilerisi de daha iyi gözüküyor. İleride daha fazla dağlar da var. Manzara burada daha iyi oluyor. Evet, nerede kalmıştık? Gıda maddelerini falan hepsini arkadaşlar millet bodrumuna depo yapmış. İnanılmaz bir şey. Evet, görüyorsunuz burada daha halen kar var. Buralar tabi biraz bizim evlerin oradan yüksek olduğu için buraya daha çok kar yağıyor. Hatta biraz evvel gelirken az az atıştırıyordu kar. Benim arabanın lastikleri de yazlık. Çünkü bu arabayı ben kışın fazla kullanmıyorum. Arabalar güzel olduğu zaman çıkarıyorum. Onun için kışlık takmıyorum. Genellikle iş arabasını kullanıyorum. Yollar karlı olduğu zaman. Evet arkadaşlar, burası böyle. Yazın burada yürüyüş yapmaya gelenler oluyor. Hatta burada ileride şöyle göstereyim, bir yol var. Buradan gözükmüyor. İnce bir yaya yolu var. Şöyle yukarı doğru o teleferin çıktığı yer, orada bir direk gibi bir şey gözüküyor en yukarıda. Oraya yürüyerek çıkıyorlar. Hatta benim hanım da 2 kere çıktı. 1,5 saatte çıkmışlar. Ben değil, 1,5 saatte, bir günde çıkamam oraya. O başka mesele. Yani gerçekten biraz insan dinç olması lazım. Ben ciğerimden ameliyat olduğum için ciğerin 30'unu aldılar benden. Onun için benim nefes
çıktıkça dağlara daha fazla zorluk çekiyorum. Çünkü oksijen dağların üstünde daha az olduğu için daha da fazla zorluk çekiyorum. Onun için aslında öyle yüksek yerleri fazla sevmiyorum. Hele spor yapmak için benim için yani çok zehir gibi bir şey. Evet, motorcular da başladı. Motor sezonu yavaş yavaş açılıyor. Bunlar Zürih'ten geliyormuş, plakadan gördüm. Bunlar tam hastalarılar. Tam hasta olanlar zaten kışın da motor kullanıyor. Herkesin hobisi işte, anlayış göstermek lazım. Evet arkadaşlar, bu manzarayı da gördünüz, buraları da gördünüz. Kaç dakika oldu? 5 dakika 40 saniye olmuş. Bir daha manzarayı göstereyim size. Bir daha şöyle göstereyim. Sentis Dağı'sı. Yukarıda arabalar var. Şurada sol tarafta bir lokanta var. Tabii dağın üstünde direk şimdi daha güzel gözüküyor. Şöyle bakayım. Evet. Yukarıda da lokanta var tabii. Onu söyleyecektim. Bu kadar arkadaşlar. Şimdiden size buradan selam söylüyorum. Hava gerçekten soğuk, 3 derece burası. Bizim oradası 15 dereceydi. Gene ben aşağılara, bizim oralara ineyim. Size İsviçre'den selam. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Hayırlı günler diliyorum. Bay bay.